Canım diye sevdim, sevdim seni mabuduma. Canım diye sevdim, bir ben değil alem sana. Hayran diye sevdim, bir ben değil alem sana. Hayran diye sevdim. Allah Allah, Allah Allah, hak la ilahe illallah. Allah Allah, Allah Allah, hu la ilahe illallah. Allah evladı yalden geçerek ben razana geldim. Evladı yalden geçerek ben razana geldim. Ahlakımı etmeden Kur'an diye sevdim. Ahlakımı etmeden Kur'an diye sevdim. Kurbanım olan Şah Resul kuluna kapından. Kurbanım olan Şah Resul kuluna kapından. Didar varmış da olacak Yezden diye sevdim. Didar varmış da olan Yezden diye sevdim. Allah Allah, Allah Allah, hak la ilahe illallah. Allah Allah, Allah Allah, hu la ilahe illallah. Allah mahşerden biler bile senden medet ister. Mahşerden biler bile senden medet ister. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Evet. Hayran diye sevdik Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i. Allah'ım hayranlığımızı artırsın, aşkımızı artırsın, şevkimizi artırsın. Aşr-ı Şerif'i okuyan Yusuf kardeşimize ve Taner kardeşimize ilahisinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun, ömrünüz bereketli olsun. Cenab-ı Allah her birinizi, her birimizi inşallah şu topraklara nasip ettiği gibi cennetine de girmeyi nasip eylesin inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. El açmak güzeldir, dua etmek güzeldir de dua etmiyoruz Hacı Yusuf. Sen açınca herkes aç yerlerini. Dua sonra Arafat'ta yapacağız inşallah. Bütün Hatmi Şerifleri, Yasin-i Şerifleri, Sure-i Celil'e ne varsa Arafat'ta hepsini dualayacağız Allah izin verirse. Buraya geldik biz. Burası neresi? Sevir Dağı. Karşınızdaki gördüğünüz bu da. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de Hazreti Ebubekir Efendimiz radıyallahu anhi 3 gün 3 gece gizlediği sakladığı bir noktadır. Allah nasip ederse bu dağa çıkacağız beraberce. Yani belli bir günde program listemizde zaten var. Gelmek isteyenlerle birlikte inşallah ayrıca çıkacağız. Bu da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam niçin geldi? Gelme nedeni neydi? İnşallah ondan biraz kısaca bahsedeceğiz. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e peygamberlik 40 yaşında verildi. 40 yaşında verilince insanları İslam'a davet etmeye başladı ve kendine tabi olanlar gitgide artınca Mekkeli müşrikler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve ona tabi olan insanlara tepki toplamaya, onlara yani bu dinden dönme noktasında işkence yapmaya, eziyet yapmaya başladılar. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz öncelikle ashabını daha iyi dini nerede yaşayabilir diyerekten önce Taif'e gitti. Dayılarının memleketi.
Halime annemizin memleketi, kendi çocukluğunun geçtiği bir yerdi Taif. Oraya gittiğinde azatlı kölesi Zeyd bin Harise ile birlikte gitmişti ve orada ona işkence yaptılar. Nasıl bir işkenceydi? Yol boyunca kendisini ve o yanında bulunan Zeyd radıyallahu anh'ı taşladılar. Kan revan içerisinde kaldı. Ayakları kan içerisindeydi. Ardından Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Mekke-i Mükerreme'ye geliyor. Ashabını Habeşistan'a gönderiyor bir mektup yazaraktan. Ashabı oraya gidiyor. Buradan Kızıldeniz'den geçerken zaman zaman sıkıntılar zuhur ettiğinden dolayı oraya gitmekte sıkıntı var. En sonunda Medine-i Münevvere'den gelen Medineli insanlardan ilk etapta 7 kişi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Akabe Mevki denen, inşallah oraya da ziyarete götüreceğiz sizi. Orada iman ediyorlar, Peygamberimize biat ediyorlar, tabi oluyorlar ve dönüş noktasında Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de onlara Mus'ab bin Umeyr'i öğretmen olarak Medine-i Münevvere'ye gönderiyor ve ardından da Mekke'de Müslüman olanlar yavaş yavaş Medine-i Münevvere'ye hicret etmeye başlıyor. Gitgide Müslümanların sayısı çoğalıyor. Mekke boşalıyor. Müşrikler bir tedbir alalım. Ne yapalım buna? Nasıl bir yol hal yapalım ki bunu engelleyelim diyorlar. Toplanıyorlar kabilenin ileri gelenleri müşriklerden. Rivayetlere göre 11 kabileden bu kabile reisleri toplanıp bir karar alıyorlar. Bu karar esnasında diyorlar ki öncelikle Muhammed'i Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i öldürelim. Diyorlar ki bu olmaz, kan davası olur. Sürgün edelim. Sürgün edersek yanına çok taraftar toplar. Bu sefer de daha sonradan bize savaş açmaya başlar. Bu da olmaz diyorlar. Ne yapalım? Rivayetlere göre insan kılığında şeytan o toplantıya girip diyor ki Muhammed'i öldürelim. Kan davası güdülmez. Nasıl olacak bu iş? Her kabileden bir kişi Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in üzerine evden çıkarken binecek ve bugünkü tabirle kim burdaya gidecek ve Muhammed'den de kurtulmuş olacağız. Bu sıkıntılardan da kurtulmuş olacağız diyor. Bu haber Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail Aleyhisselam tarafından ulaştırılıyor. Diyor ki Cebrail Aleyhisselam, ya Muhammed bugüne kadar yattığın yatakta bu gece yatma diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret emrini alınca doğru gidiyor kimin evine? Kimin evine gidiyor? Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimizin evine gidiyor. Kapısını tıklıyor öğle vaktinde. Burada öğle vakti kimse rahatsız edilmez. Nasıl bir gece vakti evimize bizim telefon gelse veya kapımıza biri gelse herhalde bir kaza mı var, cenaze mi var, bir şey var mı diye hayret edeceğimiz gibi burada da öğleden sonra kimse rahatsız edilmez. Uyku vaktidir onların. Ondan dolayı da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o saatte gitmesi Ebu Bekir Efendimiz'i tedirgin ediyor. Kapıyı tıklıyor, kızı açıyor, baban nerede diyor. Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh geliyor. Diyor ki Ebu Bekir Efendimiz'e, ya Muhammed Allah bana hicret emrini verdi. Yol arkadaşı olarak da seni seçtim deyince Ebu Bekir Efendimiz'in gözlerinden yaşlar akmaya başlıyor. Niye böyle bir şey oluyor? Bundan önce Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz birkaç defa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e diyor ki Hazreti Peygamberimize, ya Muhammed bana izin verirsen ben hicret edeceğim diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah sana hayırlı bir yol arkadaşı verecek demişti önceden. İşte o noktada da hicret edeceğiz deyince Ebu Bekir Efendimiz'in gözlerinden yaşlar akmaya başlıyor. Düşünsenize iki cihan serveri sizinle beraber bir yola çıkacak. Nasıl bir heyecan olur her birinizde? Nasıl bir aşk olur? Tasavvur edin, empati yapın. Diyor ki Ebu Bekir Efendimiz'e, ya Muhammed, ya Ebu Bekir, yol hazırlığı noktasında hazırlığını yap. Hani yiyecek içecektir veya işte yol rehberidir, artı devedir, bunların için hazırlığını yap diyor. Ebu Bekir Efendimiz de o zaman için müşrik olan Abdullah bin Ureykıt denen o rehberle anlaşıyor. 3 deve karşılığında diyor bizi Medine-i Münevvere'ye ulaştıracaksın diyerekten anlaşmayı yapıyor. Diyor bizi pazartesi sabah Sevr Dağı'nın eteklerinden alıp Medine-i Münevvere'ye götüreceksin. Tamam mı? Tamam. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de Hazreti Ali Efendimiz'in yanına gidiyor. Ya Ali, bu benim yatağım. Şunlar da şu kişilerin malları, altını, gümüşü, parası neyse bunları diyor yarın
sen sahiplerine dağıt, ardından sen, ardımızdan sen de gelirsin diyor. Sen benim yatağımda yatacaksın. Kendisinin üzerine de kendi hırkasını örtüyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Efendimiz'i yatağına yatırıyor. Ama kapıda bekleyen müşrikler var. Peygamberimizi öldürecek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam evden Yasin suresinin ilk ayetlerini, ilk sayfadaki ayetleri okuyarak yerden bir avuç toprak alıyor, müşriklerin üzerine serpiyor ve ardından arasından çıkıp gidiyor. Hiçbiri de görmüyor. Bekliyorlar peygamberimize çıkacak diye ama çıkmıyor. Kapıyı kırıp giriyorlar, bakıyorlar ki yatakta Ali Efendimiz var. Nerede Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz için? O yok diyorlar. Hemen yola koyuluyorlar, gitse gitse bu Medine'ye gider diyerekten araştırıyorlar Medine yol tarafını, etrafı araştırıyorlar, bulamıyorlar. Mekke'nin müşrikleri diyor ki, kim Ebu Bekir ve Hazreti Muhammed'i bulursa ona 100 tane kırmızı deve verilecek. Her tarafı ilan yapılıyor, ilan söyleniyor, teller çağrılıyor ve arıyorlar ne kadar cani, gözü dönmüş müşrik varsa peygamberimizi öldürmek için arayış içerisinde. Basit bir hadise değil, kırmızı deve en değerli develerden biridir o zaman için. Arıyorlar, diyorlar bir türlü yok. O zamanın iz sürücüleri var. Yerde basılan izlerden bunun ne zaman gittiğini, erkek midir, dişi midir, hatta o derece ki gebe dövenin dahi olduğunu bilen bir noktada olan iz sürücüler var. Ve iz sürücüler Peygamberimizin ve Ebu Bekir Efendimizin izine süre süre geliyorlar, bu dağın eteklerine kadar. Bakıyorlar ki Muhammed bu dağda. Çıkıyorlar Ümeyye bin Halep ile diğer cani gözü dönmüş müşrikler. Yukarı kadar varıyorlar ama onun öncesinde şöyle bir hadise var. Peygamberimiz evinden Ebu Bekir Efendimizle birlikte çıktıktan sonra buraya gelirken Ebu Bekir Efendimiz tedirgin. İkide bir Peygamberimizin etrafında dolanıyor. Diyor Ebu Bekir Efendimiz'e Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu heyecanın, telaşın sebebi nedir ya Ebu Bekir? Ya Resulallah, kendim için endişe etmiyorum. Müşriklerden birileri gelir de sana zarar verirler diye ondan dolayı endişeleniyorum diyor. La tahsen innallaha ma'ana, üzülme ya Ebu Bekir diyor, Allah bizimle beraberdir. Ve en neticede geliyorlar, bu mağaraya çıkıyorlar. Mağaraya Ebu Bekir Efendimiz önce bir giriyor, temizliyor mağarayı. Ardından Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı davet ediyor ve içeri giriyor beraberce. Rivayetlere göre üzerindeki elbisesinden parçalar yırtıyor, deliklere dıkıyor ki herhangi bir haşerat, yılandır, akrattır bir şey çıkıp da Peygamberimize zarar vermesin diyor. Kendi canını hiç düşünmüyor Ebu Bekir Efendimiz. Çünkü bir kişi anasından babasından daha çok Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i sevmezse gerçek iman etmiş olamaz. O canından vazgeçmiş, sadece Peygamberimizi düşünüyor. Ve en nihayet bakıyor ki bir delik açık kalmış. Ayağını da oraya tıkıyor. Peygamberimiz yorgunluktan Ebu Bekir Efendimiz'in dizinde uyuyakalıyor. Belli bir müddet sonra Ebu Bekir Efendimiz'in ayağında bir acı zuhur ediyor. Bir şey ısırıyor. Akreptir, yılandır. Rivayetlere göre yılan diye geçiyor. Acıdan çekemiyor ayağını. Sebebi Peygamberimize zarar verir diye ayağımı çekersem o haşerat Peygamberimize zarar verir diye ayağını çekemiyor. Gözünden yaş geliyor. Bakıyor ki Peygamberimiz uyandığında Ebu Bekir Efendimiz'in gözü yaştı. Hayırdır ya Ebu Bekir? Sıkıntın nedir? Ya Resulallah, ayağımda acı hissediyorum, bir şey ısırdı, size zarar verir diye de çekemedim, onun acısı diyor. Çek diyor ayağını, bakıyor ki yılan Ebu Bekir Efendimizin ayağını ısırmış ve o acıdan da Ebu Bekir Efendimizin gözünden yaşlar gelmeye başlıyor. Ardından yılana diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, benim dostumu niye soktun, niye ısırdın dendiğinde diyor ki ya Resulallah, ben yıllardan beri senin özleminin, hasretinin içindeyim. Nur cemalini görmek için beklemekteyim. Bu ayak seni görmeme engel olduğundan dolayı ondan dolayı ısırdım diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da mübarek ağızlarından tükrüğü alıp Ebu Bekir Efendimizin ayağını meshediyor ve Ebu Bekir Efendimiz şifa buluyor. Yılanla konuşmuş mudur Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Haşeratla konuşmuş mudur? Çünkü yolda giderken ağaçların, taşların Peygamberimize selam verdiği vakidir. Hatta ve hatta bir defasında Ebu Cehil, ya Muhammed diyor, elimdekilerin ne olduğunu bil, ben sana diyor iman edeceğim diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki, ben mi söyleyeyim, elindekiler mi benim kim olduğumu söylesin diyor. Elindeki taşlar kelime-i tevhidi getirince, la ilahe illallah deyince atıp Ebu Bekir Efendimiz kaçıyor. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam alemlerin
Cenab-ı Allah tarafından en habibi, en sevgilisi olan bir şeydi. Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım dediği habibi, mahlukatın konuştuğu elbette ki insanlardandı ve peygamberdi. Ardından orada o hacı hissedince uyanıyor, şifa buluyor Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh ve daha sonra da müşrikler bu mağaraya çıkıyor. Varıyorlar da oraya, girdiklerinde Cenab-ı Allah tarafından örümcek ağ yapmış oluyor. Güvercin de yuva yapmış, bir rivayetlere göre bir de ağacın orada olduğu, yeşerdiği rivayetleri var. Çıkıyor Ümeyye bin Halep ve diğer müşrikler yukarı. Ama onlar gelirken Ebu Bekir Efendimiz çok tedirgin. Yine korku içerisinde, çok telaşlı. Yine diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ebu Bekir Efendimiz'e, bu telaşın niye ya Ebu Bekir? Ya Resulallah, vallahi kendi canım için endişe etmiyorum. Müşrikler sana zarar verir de İslam'ın kıtaya uğrar, kesilir, ondan dolayı endişeliyim diyor. Onunla yine tekrar orada diyor ki, la tahzen innallaha ma'ana, üzülme ya Ebu Bekir, Allah bizimle beraberdir diyor. Yani iki kişinin üçüncüsü Cenab-ı Allah'tır diyerekten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir Efendimiz'i teskin ediyor ve ardından müşrikler geldi, bakıyorlar, göremiyorlar. Diyorlar ki Ümeyye bin Halef, hatta diyor Muhammed buraya diyor, daha gelmeden, dünyaya gelmeden bu güvercin buraya yuva yapmış, örümcek ağ yapmış diyor, burada olması kesinlikle mümkün değil. Ardından oradan dönüp gidiyor. Gizleyen kim? Cenab-ı Allah. Diyor ki Ebu Bekir Efendimiz daha sonradan, eğer de şöyle eğilivelselerdi müşrikler bizi görecekti diyor. Ama göstermeyen Rabbim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ne yapıyor? Onların basiretini alaraktan Peygamberimizi ve Ebu Bekir Efendimiz'i göremiyorlar. Ardından müşrikler iniyor, etrafta aramaya başlıyorlar. Tabii ki bulamıyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Ebu Bekir Efendimiz de bir pazartesi sabahı bu dağdan inip Abdullah bin Ureykit geliyor, alıyor ve onlarla beraber Medine-i Münevvere'ye 14 günlük yolculuğun ilk başlangıcı burası oluyor. Ve hicretin ilk başlangıç noktası da burasıdır. İlk mekanı burasıdır. İşte hicret niye hicret ediliyor? Batıl noktadan hakka gitmeye, İslam'ı iyi yaşamak için. İyi de bizim almamız gereken ders ne? Şu dünyada zulmetin içerisinde, sıkıntının içerisinde batıldan hakka koşmaktır. Hazır bir rehberimiz var bizim. O nedir? Birincisi Kur'an, ikincisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyesidir. Şu dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir diye geçen ayet-i kerimelerde olsun, hadis-i şeriflerde olsun, Cenab-ı Allah ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize bunları sık sık dile getirmiş. Sizler de bu oyun ve eğlencenin olduğunu bilerekten şuraya, şu topraklara sırf Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için geldiniz. Elhamdülillah. Seçilmiş kullar olarak geldiniz. Cenab-ı Allah'ın sevimli, sevgili kulları olarak geldiniz. Herkese nasip olmayanı Rabbim size lütfetti, bu sene nasip etti, geldiniz elhamdülillah. İşte bunun neticesinde de şu sabahın erken vaktinde ihramlarımızı giydik. 2 gündür, 3 gündür bizden önce gelenlerle birlikte bir yorgunluğun, bir halsizliğin içerisindesiniz. Ama nedir? Sırf Cenab-ı Allah'ın rızasına nail olabilmek için bunlara, meşakkatlere katlanıyoruz. O ki alemlerin Habibi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Cenab-ı Allah bir gece yatağından alıp oradan Mescid-i Aksa'ya ve oradan da Sidretül Münteha'ya bir anlık zaman diliminde götürüp getirmişti. Peygamberimizi Mekke-i Mükerreme'den alıp Medine-i Münevvere'ye de götürebilirdi. Ama nedir? Cenab-ı Allah o peygambere meşakkati, eziyeti, sıkıntıyı vermiş ki İslam noktasında Peygamberimizin ümmeti olarak, Cenab-ı Allah'ın kulları olarak dini yaşama noktası kolay olmayacaktır. Bizler de sıkıntı içerisinde olacağız. Bazılarınız için şuraya gelirken ne gereği vardı, niye gidiyorsunuz? Kiminiz 3 defa, 5 defa gelenleriniz var. Ne gereği vardı şu sıkıntılı dönemde o kadar parayı verip de Araplara yedirmeye falan diyerekten söyleyenler olacak. Hatta kiminize Kabe'ye gittiğinde başımıza hoca mı kesildin, Müslüman mı kesildin, böyle değişik sözler olacak. Sıkıntılarda kalacaksınız. Müslüman sıkıntı içinde kalacak. Müslüman eziyet çekecek, meşakkat çekecek ki Cenab-ı Allah'ın rahmeti ona tecelli etsin. İşte o tecellinin neticesinde inşallah sizler buraya geldiniz. O meşakkatlere katlanacaksınız. Ayaklarınız ağrıyacak, bacaklarınız ağrıyacak, rahatsızlanacaksınız.
ama neticesi sabrettiğimiz ölçüsünde inşallah mükafatı vereceğiz. Elhamdülillah Allah sizleri buraya nasip etti, lütfetti. Cenab-ı Allah en başta dediğim gibi şu topraklara nasip ettiği gibi cennetine de nasip eylesin. Cennetine girebilecek hayırlı ameller işlemeyi nasip eylesin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a layık ümmet olarak her birinize güzel hayatlar, imanlı hayatlar nasip eylesin. Çoluğunuza, çocuğunuza, gelecek neslinize, kıyamete kadar gelecek neslimize Rabbim Kur'an yolunda, sünnetullah yolunda güzel imanlı hayatlar nasip eylesin. Arkamızdan hayır dua edecek nesiller bırakmayı Rabbim lütfetsin, nasip eylesin inşallah. Evet, buradaki durum bu şekilde. Allah nasip ederse dedim, ileriki günlerde de beraberce çıkmak isteyenlerle birlikte Sevil Dağı'na çıkacağız. Orayı da ziyaret edeceğiz. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in ruhu için. Ahirete göçmüş her kiminiz kimimiz var ise mümin ve müminat olan Müslümanlardan olan onların ruhları için Rabbimizin rızası için El Fatiha. Bir de şöyle daha doğru dönün şey olarak. Habibi, Habibi. Ardından gidelim inşallah. Çok zayıf.